Yaradan'ın bize sağlık, şifa enerjisini akıttığını, bedenlerimize bunu doldurduğunu hayal ediyoruz. Ve şunu söyleyin kendiniz orada. Ben başkasının şifasıyla oldukça şifa içinde yaşarım. Ve şunu diyelim. Ey yüce yaradanım, ey Allah'ım. Bana verdiğin bu sağlık şifa enerjisini sadece kendimde tutmak istemiyorum. Bu bencillik olur. Bunu bütün insanların hizmetine sunmak istiyorum. Bunu bütün hayvanların hizmetine sunmak istiyorum. Bunu bütün bitkilerin hizmetine sunmak istiyorum. Bunu daha sürdürülebilir, uzun ve sağlıklı ömre sahip bir dünya için istiyorum. Bunu daha güzel bir evren için istiyorum. Öğrenmek isteyenlere hizmet olarak sunmak ve öğretmek istiyorum. Lütfen bunun gücünü, kuvvetini, enerjisini de bana ver. İşte bizler bu enerjiyi tüm evrene kendimizden başlayarak istediğimizde benim gibi şifa içinde yaşarsınız. Ben 3 yıldır nezle dahi olmadığımı dile getirdim daha önce size. 3 yıldır nezle dahi olmadım. Ve bu akan enerjinin uzayı tüm evreni kaplamış olan bedeninizden tesbihteki 33 taşınızı düzelttiğini görün. Tesbihin 33 taşı sizin bizlerin kuyruk sokumuzdan kafatasımıza kadar olan kısmı düzeliyor bunlar. Ve tesbihin imamesine geliyoruz. Tesbihin imamesi bizim kafamız. Biz kafatasından kuyruk sokumuna kadar düzeldik. Ve tüm niyet ettiğimiz insanları da oraya getirelim. Evreni kaplamışlar. Biliyoruz ki bu evrenin bir de hacimsiz, ağırlıksız olanı var. Hacimsiz, ağırlıksız olanına siz kendinizi keşfettiğiniz, tanıdığınız için kendi adınızı verebilirsiniz. İsminiz neyse ona Farsçadaki stan ekini getirebilirsiniz. Mesela Recep arkadaşımız kendisini, kendi ülkesini keşfedip ona Recebistan diyebilir. Siz mesela Nergiz, Nergis ise isminiz, Nergizistan diyebilirsiniz. Ben ona kendi ismimden Rafikistan dedim. Şu andan itibaren şifanız bedeninizde gerçekleşti. Geçmişinizi düzelttiniz. Geleceğinizi de şekillendirebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendirmek istiyorsanız gelecek kumbaranıza şimdiden malzemenizi atın. Gelecek kumbaranıza yani ülkenize şunu atın. Mucize ötesiyim. Şöyle düşünün, mucize ötesiyim'i atmanın faydasını. Siz şu andan itibaren Allah korusun tüm ömrünüz boyunca sürünüyorum cümlesini oraya atarsanız onu kullanırsınız. Oyunun için gelin oraya mucize ötesiyim cümlesini atmanın hayatımızı ne kadar mucize yönde güzel değiştireceğini tahayyül edelim. Ve şimdi isterseniz hep beraber oraya bangır bangır 5 defa bağırarak mucize ötesiyim cümlesini atalım. Haydi mucize ötesiyim, mucize ötesiyim, mucize ötesiyim. Mucize ötesi, mucize ötesi. Ve şunu diyelim, ey yaradanım, artık hangi kültür sana hangi ismi veriyorsa, biz de kendimizce o ismi veriyoruz. Kimimiz Allah, kimimiz Tanrı, kimimiz Hüda, kimimiz başka bir şey diyebilir. Hepimiz senin yüceliğin ve enerjini kullanmak,
sağlık şifana ulaşmak istiyoruz. Lütfen şu anda bunu bize yeniden akıt. Bunu akıtırken de ayların ve güneşlerin üzerinden göndererek akıt. Atalarımızı da şifalandırarak, onların da sevgisini, şifasını, şefkatini bize ekleyerek gönder. Düşünün, en öteden, uzayın sonsuzluğundan Yaradan'ın nuru şifası, Allah'ın nuru şifası 90 güneş ve ayın üzerinden bizlere ulaşıyor. Ve şunu da şimdi Yaradan'ımızdan isteyelim. Diyelim ki ey Allah'ım, benim bedenime ve ömrüme bolluk, bereket, para gönder. Ve bu huzurlu bir bolluk, bereket, para olsun. Tüm insanların, hayvanların, bitkilerin, dünyanın ve evrenin hizmetine olan huzurlu, bolluk, bereket dolu bir param olsun. Ve bunu öğrenmek isteyenleri ben öğretebileyim. Bunu hizmet olarak sunabileyim. Lütfen bunun enerjisini de bana ver. Ve şu anda Allah'ın gönderdiği bolluk, bereket, para enerjisinin bedenlerinize dolduğunu görün. Hızır Aleyhisselam'ı bu bolluk, bereket sırasında ben çok defa naçizane davet ettim. Ey Hızır Aleyhisselam, sana çok defa yalvardığımda, buraya gelmeni, yanımıza gelmeni rica ettiğimde çok defa geldin. Gelmediğin bir anı hatırlayamıyorum. Lütfen şu anda gel, burada aramızda dolaş. Kim içinden hangi bolluk bereketi geçiriyorsa, kendisi için hayırlıysa, evren için hayırlıysa gerçekleşmesini lütfen sağla. Siz şu anda içinizden ne geçiyorsa bu ay kazancınız, bu yıl kazancınız, ömrünüz boyunca kazancınızı isteyin, dileyin. Ve ben kendi hayatımdan kesinlikle şunu çok tecrübe ederek söylüyorum ki en geniş manasıyla isteyin. Vallahi ben geçen sene en geniş manasıyla istedim, ona doğru gidiyorum. Geniş manasıyla isteyin, gelir. Veriyor yani. Haydi. Hatta öyle geniş düşünün ki İstanbul'a yapılan havaalanının sizin için yapıldığını düşünün. Yani ne olmuş? Herkes içinden bolluk bereketini 2 dakika boyunca geçirsin. Hızır Aleyhisselam şu an bunu gerçekleştirmek üzere. Zannediyorum aramıza geldi. Aşırı parlak bir enerji görüyorum. İçindeyim. İçindeyiz. Ve dilediğiniz bu bereketin en alt limit olduğunu da kendinize söyleyin. Alt limiti dilediğinizi, bunun üst limitinin açık olduğunu dileyin. Sakın gerçekleşmez diye düşünmeyin, tamamen gerçekleşir diye düşünün. Şu anda rüyada olduğunuzu düşünün. Biri gelip de rüyada şunu yapabilir misin derse, yaparım derseniz rüyada yaparsınız. Yapamam derseniz rüyada olmanıza rağmen yapamazsınız. Biz rüyadayız. Bunu Einstein şöyle dile getirmişti. Hayat isterseniz gerçek, isterseniz mucize olarak yaşanır. Biz de daha ötesine götürdük. Hayat isterseniz gerçek, isterseniz mucize ötesi olarak yaşanır. Ve bunu dile getiren o kadar insan olmuş ki, bunlardan biri Nefi beytinde küçük bir değişiklikle şöyle demiş. Ankayı mucize ötesi guyem, ne desem laf değil.
Çarh ile söyleşemem, aynesi saf değil. Günümüz için şöyle çevirebilirim. Mucize ötelerini dile getiren bir ankayım. Benim söylediklerim günümüz insanı tarafından anlaşılmayabilir. Olsun. Anlaşılmasın. Bizim onu kendi hayatımızda gerçek kılmamız anlaşılması için yeterli. Haydi bir dakika ben susayım. Bolluk, bereket, para enerjinizi dileyin, isteyin, görün. Nasıl ki sizler rüyanızda bolluk içinde yaşadığınızı gördüğünüzde kimsenin hiçbir şeyini eksiltmiyorsanız oldu belki 2 yılda geçtiniz. Hatta bizim İstanbul'daki eğitimimize katıldınız. Hatırlıyorum. Kadıköy Vapur İskelesi'nin yanında Sidonia Otel'deki eğitimimizdeydiniz. Evet. Ya sonra? Siz Malatya de şu an görev yapıyorsunuz değil mi? Normalde şu an Malatya'dayım. Evet, 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 Antep'teydi hocam. Önce bir eğitimcilik, önce bir uygulayıcı eğitimini aldım. Bir sonraki bir defa yine geldim. Kadıköy'de yine sizden bu defa eğitimcilik eğitimini aldım. Üçüncü modülü. Üçüncüyü de aldım hocam. Bravo, maşallah. Evet hocam, kaçırır mıyız? Valla bravo size, elinize yüreğinize sağlık. Ben de hemen sizden gördüğüm izlenimleri anlatayım. Buyurun hocam. Benim tanıdığım en temiz yürekli insanlar arasında. Zaten hani 2 sene tanımak hiç gerekmiyor. Şu anda bile bu 2-3 dakikada sizi dinleyenler, izleyenler insandan anlarlar, anlıyorlar. Ne kadar temiz yürekli bir insan olduğumuzu her halinizde gösterdiğiniz için ve bu temiz yüreğinizle yanımızda olduğunuz için size teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. İyi ki ben teşekkür ederim. Yolumuza devam ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim hocam. Ben iyi ki sizi tanıdım. Bizlere bu şansı ve fırsatları verdiğiniz için biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Baş tacısınız. Bilmukabil siz de baş tacısınız. Sizin gibi temiz insanlarla yolumuza devam etmek bizleri son derece onurlandırıyor, gururlandırıyor. Ve bizi ayrıca sevindiren olay sizlerin yaptığınız işlerin yanında bizim eğitimimizi beğenmiş olmanız, bizim eğitimimizi uyguluyor olmanız. Bunu hayatınızın merkezine koymanız ve hayatı her geçen gün derininden incelemeniz, araştırmanız, bunu benimsemeniz bizim çok çok hoşumuza gidiyor. Allah razı olsun. Sizden de hocam. Demin sordunuz. Lütfen sorunuzu yeniden tekrarlayın. Refik Korkmaz. Siz yeniden evet, sorun. O soruyla başlayalım. Refik Korkmaz kimdir hocam? Tamam. Valla Refik Korkmaz yaşadığı çağdan en güzel şekilde faydalanmanın yollarını arayan insandır. Ve sadece kendisinin değil, bütün insanların, bütün hayvanların, bütün bitkilerin, taşın, toprağın, havanın, suyun, hatta evrenin, hatta beşinci alemin hayattan bütün güzellikleri en fazlasıyla almanın uğraşısı, gayreti peşinde olan bir insan. Ve Allah'a şükür ki bunu hem kendi hayatımızda gerçekleştirirken de pek çok insanın hayatında gerçekleştirdik. Size eğitmenlerimizin hayatını kolaylaştırdık, güzelleştirdik. Bilginiz, bugüne kadar hiç kimsenin duymadığı bilgiler oldu. Ve pek çok insanın şifasına siz vesile oldunuz. Hayatınız hem yeni bilgiler almakla değişti, hem pek çok insanın şifasına vesile olmakla dualar aldınız. Öz güveniniz, kendinizi tanımanız en üst noktaya vardı. İşte bizim böyle bir hayatı kolaylaştıran, güzele götüren bir yanımız var.
Belki Refik Korkmaz hayatın kolaylaştırıcısıdır demek en doğrusu. İşte hayatı kolaylaştırınca da baktık kolay, daha güzel, daha mucize ötesi hayatlar da var. Başka boyutlarda var. İşte o beşinci boyutun varlığının farkındayız. Oradan eğitimlerimizin gücünü, kuvvetini alıyoruz. Hocam, tam da bu noktada şunu söylemek istiyorum. Ben yaklaşık 13 yıldır bilinçaltı teknikleriyle de ilgileniyorum, biliyorsunuz zaten. Birçok her çıkan yeni tekniğin eğitimini aldım. İlgileniyorum, seviyorum bu alanı. İnsanları seviyorum, insanları faydalı olmayı seviyorum. Ama en son sizin tekniğiniz, bütün teknikler, hepsinin çok faydası var, faydalarını gördük ama sizin tekniğiniz çok daha hızlı bir teknik hocam. Ben bunu eğitimlerde de gördüm, kendi danışanlarımda da gördüm. Çok hızlı teknik, çok hızlı sonuçlar aldığınızı gördüm. Bunun bu kadar hızlı olmasının, hızlı bir sonuç vermesinin, anında etkisinin sebebini, ayrıntısını alabilir miyiz sizden? Ne kadar güzel sorular soruyorsunuz. Bugüne kadar bütün dostlarımıza hepsiniz onu söylüyorum. Ne kadar güzel sorular soruyorsunuz. Bizden güzel sorular soruyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Neden biz bu kadar anda sonuç alıyoruz? Çünkü bizim tercihimiz öyle. Ben bu sistemi kurduğumda ve şimdiye kadar şöyle bir anlayışta olsaydım. Bir insanın boğazında kitle var, başka bir yerindeki kitleyi yok etmek 6 saat alsın deseydim 6 saatte. Ya da deseydim ki 4 ayda yok olur. O eminim ki 4 ayda yok olur. Veya deseydim ki ya o kitle 12 yılda yok olsun, 12 yılda yok olur. Ama tercihim tamamen bize kaldı. Bir günde yok olsun dersek bir günde yok olur. Ben dedim ki saniyesinde bile yok olsun demedim. Çünkü saniye uzun. Dedi ki nano saniyede yok olsun. Nano saniyede. İstediğiniz zamanı kendiniz belirleyin. Bu kadar. Nano saniyede yok olur. Nano saniye deyince Kore'den bir cümle geldi aklıma. Onlar mucize ötesiyime ne diyorlar Kore dilinde? Kore dilinde mucize ötesiyim demek şu. Nanın kijokida. Nanosaniye deyince nanın kijokida mucize ötesi. Evet. Yani biz ne istiyorsak olur. Nanosaniyede yok olur de nanosaniyede yok olur. Her şey bizim kabullenişimizle. Bu kadar. Evet hocam, en son İstanbul'daki eğitimde bana bir çalışma yapmıştınız eğitim alırken. Ne çalıştık? Modülüm vardı hocam, modülüm vardı. Hatta orada sağlıkçı bir arkadaş vardı, estetik cerrah bir profesör arkadaşımız vardı. Kendisi dokunmuştu çalışmadan sonra, 5 dakika sonraydı. 5 dakika sürmedi yaptığımız çalışma. 5 dakikadan sonra o modülün küçüldüğünü kendisi tekrardan kontrol ederek gördü. Ve ben o zaman çok şok olmuştum. İşte o anda inanmıştım. Evet, anında etki ettiğine, bilinçaltı tekniklerinin bu kadar hızlı olduğuna, daha hızlı, Refik Hoca'nın çok daha hızlı bir teknik elde ettiğine o anda inanmıştım gerçekten hocam. Yüreğinize sağlık. O modülümden kurtulmuştum. Ne güzel. İşte şimdi biz bazı şeyleri niyetleneceğiz. Ne? Nanosaniyede yok olacak. Tamam. Ama bir de boş boş konuşmak da olmaz. Bilgilerimizi dolduracağız. Nanosaniyede yok etmenin unut yapısı ne? Hızır Aleyhisselam'ın enerjisi mi? Talip olmak. Biz Hızır Aleyhisselam'ın enerjisine talip olduk. Ve baktık ki evet, Orta Doğu'da Müslüman coğrafyada ona Hızır Aleyhisselam deniyor. Ama Yunanlılar da Hızır Aleyhisselam enerjisini yaşıyorlar. Onlar Hızır demiyor, onlar Zeus diyor. Sonra Orta Asya'da Hızır Aleyhisselam enerjisi var. Onlar Hızır Aleyhisselam demiyor. Onlar Dede Korkut enerjisi diyor.
ya da aksakal, aksakal enem diyorlar. Ya da eski Mezopotamya'da Gılgamış vardı. Onlar da Hızlı da deniyor, Deus da deniyor. Onlar da Gılgamış diyorlar. Ve yine Yunanların, antik Yunanların destan kahramanı olan Odysseus da aynı enerjide olan birisi. Ha, bir şeyi nanosaniyede düzeltmek için altyapı derinliğine bakmak lazım. Gılgamış'ın hem görünen destansı fizik özelliklerini hem de görünmeyen beşinci boyuta ait olan asıl manasının üzerinde yıllarca. Odysseus'un destanda görünen yüzeysel bilgilerin yanında beşinci boyuttaki asıl manasını gittim gördüm. Bunları inceleyince bir rahatsızlık nasıl nanosaniyede yok edilir bunu gördüm. Hem inanacağız hem onu o sürede yok etmeyi tercih edeceğiz. Bir de kendimizi o bilginin ışığıyla dolduracağız. Mesela hala hiçbir edebiyat araştırmacısı, sanat tarihi araştırmacısı, güzel sanatlar araştırmacısı ya da bir fizikçi olsun, Odysseus'un yaşamını Homeros'un bize destanda gösterdiği o yüzeysel şeklinin altına hiç inememişler. Araştırmacılar o yüzeysel şeklin altına tamam 2400 senedir inemediler. Tamam biz indik ve hayatı kolaylaştıracak derecede de bunu size sunuyoruz. Bunlarla bu hızı ilerlettik, geliştirdik, bu duruma getirdik. Evet hocam. Bir sorum daha var. Vaktinizi çok almayacaksam eğer ki. Vaktimizi alın. Tam bir saat vaktiniz var. Hem de canlı yayın kapanana kadar. Instagram bir saatlik canlı yayını alıyor. Sonra kapatıyor kendini. Öncelikle şu anda öyle bir ortam oldu ki içerim ışıkları ve görüntü, ses bugüne kadar yaptığımız en kaliteli, en temiz görüntü ve sese ulaştı. Süper hocam. Vallahi süper bir şey. Hakkı süremizi sonuna kadar bir saat bu Instagram'ın verdiği imkanı kullanacağız. Bir değil. Hı hı. Süreyi dolduracağımız müddetçe istediğimiz kadar sorular soralım. Öncelikle hocam şunu İsmail Hanım, ben de biraz daha tanıtım yapayım. Şimdi Instagram'da sizin sayfanızdayız. Sizin sayfanızdaki bu Instagram görüntüsü benim Facebook canlı yayınında aynen görünüyor. Hem şu anda sizin Instagram'ınızdan yayınlanıyor, görünüyoruz. Hem benim Facebook'umdan görünüyoruz. Bir de benim Facebook canlı yayınımda başlarken jenerik vardı. Ve altta çok güzel fosforlu yeşil bir çizgi var. Siz ve ben ayrı kutular içindeyiz. Benim adımın altında Refik Korkmaz ve onun altında Refik Korkmaz Eğitimleri Kurucusu yazıyor. Sizin karenizin altında İsmihan Ergün Refik Korkmaz Eğitmeni yazıyor. Üstünde telefon var. Telefonunuzu okuyayım. 0-541-535-2977 diye yazıyor. En üstte de bizim logomuz var ve sizin de benim de ekranımın çevresinde yüz frekansının bizim mor rengi var. Evet. Bunu sağlayan film yönetmeni ve aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğretim üyesi. Benim de 12 yıldan beri dostum Mehmet Ali Nalbant bu olanağı, bu imkanı sunuyor. Valla ben daha önce görmedim canlı yayınlarda jenerik olacak, altyazılar olacak. Bunları televizyonda biliyoruz ama Facebook canlı yayında hiç görmemiştim. Bundan dolayı ona teşekkür ediyorum. Bir de bu kadar net, temiz bir görüntü elde etti. O da bir yönetmen olarak kendisini sevindirecektir. Biz Mehmet Ali Hocam'la bizim eğitmenlerimizin daha kaliteli yayınlar yapabilmesinin peşindeyiz. Bizim 6600 eğitmen dostumuz, sizler Mehmet Ali Nalbant hocamın, yönetmen arkadaşımızın, sizlere yardım etmesini istiyorsanız kendisine ulaşın ve sizlere hem direkt bu şekilde anlık destekler sunar
hem de bunu tamamen size bir ders olarak öğretip ömür boyu bunu kendisi olmadan sadece sizin gayretinizle, sizin bilginizle bunu sürdürmenizi sağlar. Hemen Mehmet Ali Bey'in numarasını vereyim. Ondan sonra sizinle sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Mehmet Ali Bey. Evet. Şurada bir bakalım. Göstereceğiz buradan. Evet. Bütün dostlar baksınlar. Mehmet Ali Nalbant. Telefon numarası 0532 451 0522. Mehmet Ali Nalbant'ı bizim eğitmen dostlarımız ulaşın ve bizim eğitmenimiz olmayan, bizim eğitimimizi şu anda alamamış arkadaşlarımız sizler de ulaşın. Canlı yayınlarınızı en profesyonel hale getirin. Belki bunun dersini evet. verir. Ve çok teşekkür ederiz. Sorunuz vardı ya. Evet hocam, sorudan önce şunu söylemek istiyorum. Şu an birçok arkadaşla görüştüm. Birçoğunun farklı farklı sorunları var. Kiminin maddi sorunları, kiminin sağlık sorunları, kiminin ilişki sorunları, kiminin yani depresyon sorunları falan, birçok kişiyle görüştüm gün içerisinde. Sizin adınıza, sizin güzel yürekli olduğunuzu bildiğim için sizin adınıza onlara canlı yayın sonuna doğru şifalandırma yapacağınızı söyledim. Sizin adınıza söyledim. Teşekkür ederim hocam. Yüreğinize sağlık. Cümlemizin sağlık razı olsun. Bu arada hocam, bu tekniği elde edene kadar hangi materyallerden ya da bilgilerden, mitolojilerden faydalandınız hocam? Çok güzel. Hemen biraz sonra herkesin şifasına sizin vasıtanızla, isteğinizle vesile oluruz. Ondan önce şunu söyleyelim. Malzememiz neydi? Malzememiz tamamen mitoloji. Mitolojiyi bana önce annem sevdirdi. Kaç yaşında sevdirdi? Belki 1,5 yaşında, belki 2 yaşındaydım. Ben bana sevdirdi. Nasıl 1,5-2 yaşında? Vallahi belki de 6 aylıkken sevdirdi. Yani bir anne çocuğuna masal anlattığı anı düşünün. İşte 1 yaşında bir bebeğe bir masal anlatılabilir. 1 yaşındaki bebek masalı anlamasa da anne sesinin ninni etkisini yaratmak açısından, onun uyuması açısından bir masalı söyleyebilir. Tamam, bebek o zaman anlamasın. 2 yaşında anlasın bebek. Herhalde bana 1,5-2 yaşına itibaren masallar anlattı. Siz de bilirsiniz, bizim doğuda annemin anlattığı masallar, Mommy Ruvi'yi duymuşsundur yani. Tilki amca. Biliyorum hocam, anlatmışsınız. Baykuş vardı yine, anlatmışsınız. Kürtçe de anladığım için hocam. İşte Mommy Ruvi yani tilki amca. Ondan sonra böyle pek çok masallarımızı anlatırdı. Ben tam bir masal sevdalısı olmuş. Ve şunu çok iyi biliyorum. 4 yaşında işte gene 4 yaşındaki bir başka arkadaşım var. Ben annemden duyduğum masalları anlatıyorum. Hatta çok net gözümün önünde 4 yaşındaki arkadaşıma anlatıyorum. 4 yaşındaki arkadaşına anlatıyorum. Onun annesinin de ilgisini çekti. O da baktım bizim masalımızı dinlemeye başladı. İşte masal kültürünü önce annemden aldım. Sonra edebiyat öğretmenliği okuduk üniversitede. Ve edebiyata aşığım. Edebiyata aşık olunca hayat size ne istiyorsanız onu sunuyor. Ben de edebiyatın bugüne kadar herkesin gördüğünden daha ötelerini görmeye çalıştım. İşte bu Refik Korkmaz sistemi doğdu. Refik Korkmaz sistemi 28. yılında. 24 yılda hiç eğitim vermedim. Şu son 4 yılda eğitim verdim. 28 ve 24 arasındaki bu 4 yılda eğitim verdim. İlk 20 yıl
bunun hiçbir hastalığa uygulanacağı aklıma gelmemişti ve ilk 20 yıl hiçbir hastalığa uygulamamıştım. İlk 20 yıl sadece 5 boyutlu evrenin dilini geliştirmekle geçirdim. İlk 20 yıl sadece 5 boyutlu dilin işte bu bilinç ötesi dilini geliştirmekle geçirdim. Şu son 8 yılda da hastalıkların da bilinç ötesi dille düzeltildiğini, ortadan kalktığını gördüm. Son 4 yıldır da eğitimler veriyorum. Her gün kendini bu geliştiriyor. Ben mesela 2020'deki bilgime 2019'da sahip değildim. 2019'da sahip olduğum bilgiye 2018'de sahip değildim. 2018'deki bilgiye de 17'de sahip değildim. 2017'de biraz bilgim vardı. Sonra eğitimler vere vere kanallarımızın bize yardımıyla 2018'de arttı. Ondan sonraki yıl arttı. Şimdi arttı ve 2021 gelecek. Şu anda bilemediğimiz, daha ulaşmadığımız bilgiler 2021'de bize akacak. Ve biz 2021'e geldiğimiz zaman diyeceğiz ki işte tam da bunun konuşmasını biz İsmihan Hanım'la 15 Mayıs 2020'de yapmıştık. O zaman bu bilgileri bilmiyorduk. Ve bakın işte yıl 2021 oldu. Aradan bir yıl geçti. Yeni bilgiler aldık diye konuşacağız. Her gün kendimizi böyle yenileyeceğiz. İlerleteceğiz. Birazdan arkadaşlarımızın, bizi izleyenlerin hepsinin şifasına vesile olacağız. Ben şimdi şunu biliyorum. Siz aşırı heyecanlı olduğunuz için belki bazı şeyler aklınızdan gitmiş olabilir. Biraz toparlanın. Siz biraz kendinizi anlatın. Siz biraz güzellikleri anlatın. Hayatınızın evet güzel noktalarını bize demin anlattınız ve yeniden bir bakın bakalım başka kime nasıl dokundunuz, neler oldu, bunları bir gözden geçirin. Aslında hocam birçok kişiye yardımcı oldum. Yani yaklaşık uzun yıllardır aslında ben ilgileniyorum bu tekniklerle. Çünkü zamanında kendim de... Bir de şunu söyleyelim. Karşılaştırma yapın. Siz bir sürü teknik aldınız ve uzun zamandır işin içindesiniz ya. Siz bir de bir karşılaştırma yapın. Şöyle söyleyeyim hocam. En çok etkilendiğim durum şu oldu hocam. Bir ilanda yaşlı bir teyzem farklı bir şehirden beni arıyor. Benim göz kırpma tikim var diyor. Bunu hiç unutmuyorum. Ama kızım bana yardımcı olur musun? Benim imkanlarım yok. Gelecek ya da gidecek imkanlarım yok dedi. Ben de telefonda bu tekniği uygulayabileceğimi söyledim kendisine. Ve toplamda çalışma sürem 6 ya da 7 dakika sürdü hocam. Aradan 3-4 gün geçti. Göz kırpma tikini 6-7 dakikada bir, yani benim 6-7 dakikalık çalışmamla tabii ki nanosaniyede etki ediyor ama 6-7 dakikada çözdük. En çok bu beni çok etkilemişti ve kadını tanımıyorum. Hiç görmedim, bilmiyorum. Sadece telefonda bir çalışma yapmıştım. Tabii buna benzer birçok mucizeler yaşadım. Birçok kişinin hayatına dokunduk. Yıllardır ilgileniyorum. Çünkü ben kendim de zaten bu tekniklerle, ki benim zamanımdaki teknikler çok yavaş ilerleyen tekniklerdi. Şu an çok çok daha hızlı teknikler var ki en son en hızlı olanı sizin bulmuş olduğunuz bu teknik. Ve ben bu teknikten sonra yalnız bana şu sözler çok söylendi hocam. Herkes bunu bana söylüyor. Şu an beni izleyen arkadaşlarım da biliyorlar. Onlar da bana bunu söylüyor. Seninle konuştuğumda düzeliyorum. Konuşmak bile insanlara iyi geliyor. Son 3 yıldır, 3 yıldan fazladır bu cümleleri duyuyorum hocam. Bir insanla yazışmam bile karşımdaki kişinin iyileştiğini, kendini iyi hissettiğini dönüşlerini aldım. Bunu birçok kez aldım. Çünkü biz sizinle, ben sizden eğitim alırken Anka frekansına uyumlanmıştım hocam. Bu yüzden yüreğinize sağlık, sayenizde ben de birçok insana dokundum. Dokunmaya devam edeceğim. Çok çok mutlu oldum. Özellikle insanların yaşantısına katkı sağladınız bu güzellikler için. Peki sizin işte bu sene sonuna kadar ya da 2-3 yıl sonra bu eğitimi nerelere götürmek, nerelerde bu eğitimi görmek istiyorsunuz? Var mı böyle yaptığınız bir plan?
Kiran şöyle hocam, bütün dünyaya vermek istiyorum sizin gibi. Neden olmasın değil mi hocam? Niyet ettiğimiz zaman oluyor yani. Ben de bütün dünyaya yaymak istiyorum. Zaten bizim eğitimlerimizin ve tekniklerin mekanla, zamanla hiçbir alakası olmadığı için online'da verebiliyoruz eğitimleri, seansları. Bu yüzden her yere yaymak istiyorum hocam. Bütün insanların, birçok insanın hayatına dokunmak istiyorum. Hem de inşallah bunu ülke ülke gezerek, hem kültürleri, coğrafyaları tanıyarak, hem keyif alarak, hem de insanları aydınlatarak bu eğitimleri hayatın bir parçası ve kolaylaştırıcısı haline getirirsiniz. Ne güzel. Ve biz İsmihan Hanım, ben artık eğitim vermeyi bıraktım. Çünkü sizleri konuk ederek ya da sizlere konuk olarak sosyal medyada hem eğitimlerimizi hem sizin tanıtımlarınızı yapmak, dünyadaki herkesin ister yüz yüze ister online sizlerden eğitim almalarını sağlamak için gayret çaba içerisindeyim. Bundan da şu son 15 gündür iyi sonuçları aldık. Pek çok arkadaşımıza konuk olduk. İşte bugün siz bizim konuğumuz oldunuz. Bu bizim birinci çalışmamız. İkinci çalışmamız, asistanım Emişiz bir sizlere duyurular hazırlıyor. Dünyaya daha çabuk tanınmamız için. Üçüncü çalışmamız, sizlerden birer dakika istiyoruz tanıtım videoları. Korkmaz eğitimleri hem de bir tanecik göndermeyin. Çekebiliyorsanız her gün bir tane gönderin. Ben her gün siz bize kaç tane video göndermişsiniz hepsini paylaşacağım. 45 tane video göndermişseniz toplamda ben o gün 45 tane. İşte siz de göndermiş miydiniz? Ben evet göndermiştim sanıyorum. Yani gönderdim ama paylaşmadık henüz. Tamam. Haydi o zaman gönderin, paylaşalım. Hı-hı. Bütün eğitmen düzenleme yapıyorum hocam. Bütün eğitmen dostlarımız da göndersinler, paylaşalım. Siz peki fikriniz, bize fikir veriniz. Başka nasıl bunu dünyaya duyuralım? Başka neler yapalım? Estağfurullah hocam. yani onu siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Yalnız şöyle, ben şuna inanıyorum. İyi niyetlerle zaten birçok kişiye ulaşacağımıza, birçok kişiye faydalı olacağımıza inanıyorum. Frekans, yaydığımız frekanslarla. Onun dışında gerisi ne, siz zaten uygun olanı yapıyorsunuz hocam. Bunu görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz akışta bu güzel niyetimizle duralım. Hepsi neyse zamanın gelecek ve kendiliğinden bize, önümüze serilecek. Biz de yeni fikirleri uygulayacağız. Kesinlikle hocam. Şifaya mı başlıyoruz hocam? Şunu söyleyeyim. 20 dakikamız var daha. Onun için başka sorular biliriz de. Ses gitti hocam. Şu an sesimi alabiliyorsunuz. Tamam hocam. Çok net alıyorum. Eğer sorunuz varsa bir soru daha alalım. Eğer soru yoksa ben bütün halkımızı ilgilendiren bir konuda bütün halkımıza o konuyu anlatarak hediye olarak sunayım. Ve şu an 20 dakikamızın ilk 10 dakikasını milletimize bu hediyeyi vereyim. Sadece milletimiz değil, dünyanın bütün insanlarına bu hediyeyi vereyim biz izleyenlere. Son 10 dakikada şifalara vesile olalım. Eğer tamam hocam. Tamam. Sizi dinliyorum hocam. Tamam. Arkadaşlar, pek çoğunuz çocuklarınızın daha iyi, pek çoğunuz değil, hepiniz çocuklarınızın daha iyi bir yaşam sürmesini, daha iyi bir kişilik olmasını, kendilerini en iyi şekilde değerlendirebilmesini, ifade edebilmesini istersiniz.
çocuklarımızın ders başarılısı olmasını isteriz. Bunun yanında hayatı kaçırmayan, ıskalamayan, hayattan zevk alan, sporla, sanatla da uğraşan, felsefeyle, psikolojiyle de uğraşan bireyler olmasını istersiniz. Elbette. Tabii bu güzel hasletlere sahip olmak biraz, hatta birazdan da öte, epey bir çaba gerektirir. Tabii bu çabayı siz çok büyük bir gayret olarak düşünmeyin. Çok büyük bir bilinçlenme olarak düşünün. Çocuğunuz şu anda belki bir aylık bir bebek, belki 5 yaşında bir çocuk, belki 10 yaşında, belki 20 yaşında. Başlamak için hiç ama hiç geç değil. Çocuğunuzun odasını tek renkle boyayın. Mor. Çocuklarınızın odasına zümrüt anka fotoğrafları koyun. Varsa zümrüt anka heykeli, biblosu, zümrüt anka ile işte ne varsa onu koyun. Ve çocuğunuzun odasına eğer bir pano, bir resim koyacaksanız, ağaçlardan seçecekseniz bunu, bir çınar ağacı koyun. Eğer çocuğunuzun odasına çiçek koymak istiyorsanız zambak koyun. Zambak bulamıyorsanız bir zambak resmi koyun onun odasına. Ve şunu hepiniz hemen şu saniye bile yapabilirsiniz. Çocuğunuzun odasına ebat size ait, isterseniz A4 kağıdı, isterseniz 1 metreye 1 metrelik bir karton kağıdı, isterseniz 2 metreye 1 metre, ne kadar büyük olursa olsun ona siz karar verin. Bir cümle yazın. Cümleniz şu olsun: Nuru Şah ötesi. Çocuklarınız bunları tekrarlasın. Ve çocuğunuzla da şunu konuşun: oğlum, kızım, biri sana nasılsın diye sorduğunda Nuru Şah ötesi. Ve öncelikle anne babası olarak ev içinde bunu siz uygulayın ki sizden de örnek alsın. Nuru Şah ötesiyim desin. İşte siz bir şeyi söylediğiniz zaman ve bu güzelse, bunu herkes uygular. Mesela geçen sene pek çok insan mucize ötesiyim deseydi, ülkemizdeki 83 milyon insan mucize ötesiyim deseydi ne olur? Herkes şu anda İsmihan Hanım gibi hayatından mutlu olurdu. Ve bugüne kadar konuk ettiğimiz arkadaşlarımız gibi hayatları inanılmaz ölçüde güzelleşerek değişirdi. Biz onlara artık, siz geçen sene mucize ötesiyim dediniz, bu sene de Nuru Şah ötesiyim deyin derdik. Mucize ötesiyim dedikleri için beyinlerin %45'ini kullanırlardı. Nuru Şah ötesiyim dediğimiz için beyinlerinin %90'ını kullanırlardı. Ama maalesef sadece ülkemizin değil, dünyanın bütün insanları iyiyim dedikleri için beyinlerin %5'ini kullanıyorlar. Beyinlerimizin, bizim eğitimimizi almayanlar %5'ini kullanıyoruz. Ama Refik Korkmaz eğitimini alan bizler beynimizin %90'ını kullanıyoruz. %90'ını kullandığımızda hayatımız mucize ötesine geçiyor. Haydi gelin şimdi anne babalar, belki de bizi çocuklarınız da izliyor. Hatta belki sadece çocuklarınız, gençler bizi izliyor. Herkes 5 defa Nuru Şah ötesiyim desin. 1. Nuru Şah ötesi. 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 İşte bunu alışkanlık haline getirin. Çevrenize bunu alışkanlık haline getirtin. Çocuklarınızın odasına zümrüdan kar resimleri, süs eşyaları koyun. Çocuklarınızın odasına çınar ağacı tabloları koyun.
zambak tabloları koyun. Varsa zambak çiçeğin kendisini koyun. Odalarını mor rengi boyayın. Bu kadar kolay, bu kadar etkili bir durum. Buna en güzel örneği şöyle size söyleyeyim. Ben annemin anlattığı masallarda hep Zümrüt Anka'yı beğendim. Zümrüt Anka olmak istedim ve Zümrüt Anka oldum. Çünkü Zümrüt ihtiyaç sahiplerine gelir, onları sırtına bindirir, dünyayı seven bireyler olurlar. Taşı toprağı seven bireyler olurlar. Yoldaki bir çöpe dahi şefkat gösteren bireyler olurlar. Karıncadan bile bahsetmiyorum. Bir armut sapından, ne bileyim yoldaki bir teneke parçasına bile şefkat gösteren bireyler. İşte o zaman aya, güneşe, yıldızlara da şefkat gösteren bireyler olur. Beşinci boyuta da şefkat gösteren bireyler olurlar. Çocuklarınızın ev odalarına söylediğim uygulamaları yapın. Ve şimdi sizlerin hepinizin şifasına vesile olacağız. Sizlerin rahatsızlığı ne olursa olsun hiç fark etmez. Gözümü kapatalım. İster boyun fıtığınız olsun, fark etmez. İster bel fıtığınız olsun, ister kuyruk sokumu deformasyonunuz. İster skolyoz olsun, ister kemik ağrıları olsun, ister eklem ağrıları olsun, ister falan filan, böyle söylemeye gerek yok. Söylersek de bu liste uzar gider. Yani kısacası şu, dips pekmez, fark etmez, ne olursa olsun. Onların hepsinin şifasına vesile olacağım. Gözümüz kapalı. İsmihan Hanım, dips pekmez, fark etmez ne demek? Bilmiyorum hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Bilmiyor musun gerçekten? Yok hocam, yani duymadım. Kürtçe'de ne demek? Bir daha söyle. Ha, Kürtçe mi? Ben İngilizce falan anladım hocam. Dims pekmez, fark etmez. İkisi de onu bilmiyorum hocam. Peki, yani ne olursa olsun hiç fark etmez demeye çalıştığım şey bu. Gözleriniz kapalı ve öylece bekleyin. Ya. 3 dakika böyle bekleyeceğiz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sayı saymaya, başka bir şey hayal etmeye gerek yok. 3 dakika bekleyin.
Beşinci boyut kapılarından Allah'ın şifası. Oh! Beşinci boyut demek hiçbir şey maddeden oluşmuyor demek. Beşinci boyut demek zaman yok demek, mekan yok demek. Ve orada her şey mutlu demek. Orada her varlık gölge gibi birbirinin içinden geçerken birbirine dokunmazlar bile. Hiçbir zarar vermeden geçer. Hatta birbirlerinin içlerinden geçerken yüksek enerjiler bırakırlar. Beşinci boyut. Şifa akıyor. Beşinci boyuta levh-i mahfuz, Allah'ın kayıtları dönür. Oradan geliyor şimdi şifa. Haydi 3 dakika. Şimdi başlasın. Ben saat bakıyorum. 3 dakika bırakın şifanız gerçekleşsin. Bir dakika. Otuz saniye. Gözlerimiz kapalıyken sizlerin iliklerinden kemiklerine, sinirlerine, damarlarına,
iç organlarına, teninize, elbiselerinize ve bulunduğunuz odaya, mahalleye, şehre, ülkeye, dünyamızın tamamına nur yayıldığını gördüm. Merkezi siz olmak üzere. Ve gözlerinizi lütfen açın. Oh. Yüreğinize sağlık hocam. Şifa olsun inşallah. Nuru şah ötemiz sonsuz olsun. Çok teşekkür ederiz. Nuru şah ötemiz sonsuz. Çok güzel bir şifaya vesile olduk ve anne babalara çocuklarının yetiştirilmesi üzerine çok güzel bilgiler sunduk. Elinize yüreğinize sağlık, buna vesile oldunuz. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için, şifalara vesile olduğunuz için. Çok teşekkür ederim hocam. Baş tacısınız. Allah razı olsun. İnşallah en kısa zamanda şu olağanüstü durum düzeldiği zaman yine en kısa zamanda birlikte eğitimlerde bulunuruz, etkinliklerde bulunuruz. Sizinle çalışmak gerçekten çok güzel. Bunu niyetleniyorum buna. Tamam, inşallah festivallerimizde, Manisa Sipilda etkinliklerinde bu güzelliği bütün dünyamızın insanlarıyla beraber yaşarız. Malatya'ya, ülkemize, bütün dünyaya selamlar, saygılar. Nuru şah ötemiz, sonsuz. Sonsuz. İyi ki varsınız, iyi ki konuğumuz oldunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi ki siz bizim konuğumuz oldunuz. Hocam baş tacısınız. Çok teşekkür ediyorum.